أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın takviyesine, takvamızın artmasına, ruz-i mahşerde yüzümüzün aklına vesile eylesin. Kıymetli dostlar, Allah için bir araya gelen ve Allah için bir arada bulunan ve Allah için dağılan insanlara elbette Allah'ın rahmeti ve bereketi onları kuşatmış olur. Biz bir araya geldiğimizde mutlaka bir sohbetle, ayet ve hadis-i şeriflerle toplantımızı süslemiş oluyoruz ve toplantımızın bir araya gelişimizin de asıl kıymetli ve değerli tarafı da burası olmuş oluyor. Bugünkü dersimizde siz dostlarımızla her birimizin muhtaç olduğu konulardan birisini müzakere etmeye çalışacağız. İnsanoğlu dünyada yaşarken elbette yaşadığı dünyanın
içerisinde bulunduğu sıkıntılarla karşı karşıyadır, ihtiyaçlarla karşı karşıyadır. Ancak biz şunu biliyoruz, yerleri ve gökleri, kainatı sevk-ı idare eden yalnız Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah'ın bir ortağı yoktur, kimseye bir şey sorarak yapacak değildir. La yüs'elu amma yef'al ve hum yüs'elun. Allah'a kimse hesap soramaz ama Allah herkese hesap sorar. Dolayısıyla dünyada yaşarken bizim bir takım ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlarımızı temin noktasında bir de hayallerimiz vardır, gayretlerimiz ve çalışmalarımız vardır. Her insan istediğini elde edebilir mi? Edemez. مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِ الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِ السُّهُونُ. Herkes arzu ettiğine ulaşamaz. Bazen arzu ettiğinin dışında olaylar ceryan eder. Buyurulmuştur. Şimdi الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Dünyada yaşayan insanın mala da evlada da ihtiyacı vardır. Her gün insanın yeme içme ihtiyacı olunca mala, paraya ve kendisine destek olacak evlada da ihtiyacı vardır. Dünyada sahip olduğumuz değerlerin tamamını Allah verdiği gibi bu verdiği değerler üzerinde bereket olması veya olmaması da bu da takdir ilahidir. Yani daha açık ifadeyle sabahtan akşama kadar yıllarca mücadele veriyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler elde etmek istiyoruz, bir şeyler elde ediyoruz. Fakat elde ettiğimiz şeylerde bereket var mı yok mu? Bereket vakitte bereket, malda bereket, evlatta bereket, evde bereket, aile hayatında bereket. Bereketin olmadığı bir şey yoktur. Ya bereket veya bereketsizlik. İşte kıymetli dostlar, her birimizin muhtaç olduğu berekettir. Çok mal bereketsiz bir işe yaramaz. Az mal bereketle çok işe yarar. Bereketle gözle gözüken, fabrikalarda imal edilen, marketlerde satılan bir şey değildir. Kazancımızın bereketli olması, ömrümüzün bereketli olması, vaktimizin bereketli olması, evladımızın, aile hayatımızın bereketli olması hepsi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin lütuf ve keremiyle gerçekleşir. Bazen bir insan 10 senelik hayatın içerisine bir başkasının 100 senede sıkıştıramayacağı işleri sıkıştırır. 10 senede öyle işler yapar ki bir başkası onu 100 senede yapamaz. Bunun adına bereket denir. Birisi 3000 liralık maaşla o kadar işler yapar ki bir başkası 6000 lirayla onun yaptığı işi yapamaz. Buna adına bereket denir. Birisi bir çocuğuyla, iki çocuğuyla hayatta öyle başarılı şeylere imza atar ki, öyle güzel izler bırakır ki, öyle güzel hizmetler yapar ki bir başkası 10 tane çocuğuyla bunları yakalayamaz. Bunun birisine bereket denir, birisine de bereketsizlik denir. Kendi hayatımıza baktığımız zaman, geçmişle ilgili baktığımız zaman, değerlendirme yaptığımız zaman ömrümüzün bir kısmının çok bereketli olduğunu, bir kısmının da bereketsiz geçtiğini fark ederiz. Peki marketlerde satılmayan, fabrikalarda üretilmeyen ama her birimizin muhtaç olduğu bereket, gözle gözükmeyen bu bereket nasıl temin edilir? Bereketi celbeden sebepler nelerdir? Bugünkü dersimizde sadece bir kısmını müzakere edeceğiz. Kıymetli dostlar, ayetler ve hadis-i şerifler ışığında bereketi celbeden şeyler nelerdir? Bunların müzakeresini siz dostlarımızla yapmış oluyoruz. Kıymetli dostlar, bereketi celbeden şeylerin başında takva gelir.
Takva ne demek? Bir insan cehennemle arasında perde oluşturacak amellere sarılması takvadır. Tekrar ediyorum. Cehennemle aramızda perde oluşturacak amelleri yapmak ve onlara sarılmak takvadır. Takva insanın kendisini ateşten koruması demektir. Bunu ne ile yapabilir? Haramlardan sakınmak, günahlardan sakınmak ve vazifeleri yerine getirmek suretiyle olur. Peki takvanın bereketi celbettiğini nereden biliriz? Allah Celle ve Ala Hazretleri A'raf suresinin 96. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor mealen. Eğer şehirliler, köylüler gerçekten iman edip takva sahibi olsalar, gökten biz onlara bereket kapılarını açarız. Yerden de bereketli mahsuller onlara çıkarırız. Dolayısıyla bu ayeti kerime bize neyi gösteriyor? Gökten bereket kapılarının açılmasının, yerden bereketin fışkırmasının iman ve takvaya bağlı olduğunu Rabbimiz açık açık ifade ediyor. Ayrıca kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Talak suresinin 2. ve 3. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Bir insanda takva varsa, haramlardan sakınma, vazifelerini yerine getirme, kendisiyle cehennem arasında bir perde oluşturuyorsa, ben bu insanın her sıkıntısından bir çıkış yolu ikram ederim. 1. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ümit etmediği taraflardan onu rızıklandırırım. Demek ki bu ayet-i kerimede de rızkın kaynağının neresi olduğu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak ne zaman rızıklandırıyor beklemediğimiz taraflardan? Takvaya büründüğümüz zaman, takvamızı artırdığımız zaman Rabbimiz de bereketimizi artırıyor, işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi kıymetli dostlar, bereketimizi celbeden sebeplerden birisi nedir diyelim? Hep beraber takvadır diyelim. Takvayı ne olarak anlayalım? Cehennemle aramızda perde oluşturacak amellere sarılmak takvadır. Peki rızkımızı celbedecek olan şeylerden ikincisi nedir? Kıraatül Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim okumak acaba hayatımıza, Kur'an-ı Kerim okumak mallarımıza, Kur'an-ı Kerim okumak evlerimize, Kur'an-ı Kerim okumak ömrümüze bereket getirir mi? Bakalım. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu En'am suresinin 92. ayeti kerimesinde Es-Sa'idu Billah وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Bu bir kitaptır ki bunu biz indirdik, bereketle doludur diyor. Kur'an-ı Kerim'e mübarek ifadesi bir yerde değil, birçok yerde geçiyor. Sad suresinin 29. ayet-i kerimesinde de kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayati. Bizim sana indirdiğimiz bu kitap mübarektir, bereketle doludur. İnsanlar, ümmetin bunun ayetlerini düşünsünler, çokça düşünsünler diye biz bu kitabı sana indirdik diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim bereketle dolu bir kitaptır. Kime berekettir? Okuyana berekettir. Anlayana berekettir. Yaşayana berekettir. Okutana berekettir. Herkese berekettir. Kur'an-ı Kerim bir yere değiyorsa hani su gibidir. Su hangi toprağa değerse ne olur? Orada bir bereket vesilesi olur. Su nasıl bir hayatsa Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hayattır ve berekettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde İkra'ul Kur'an, Kur'an okuyun diyor. فَاِنَّهُ يَئْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Yani dünyamıza bereket, ahiretimize berekettir. Yarın ahirette Kur'an okuyan insanlara Kur'an şefaatçi olarak imdatlarına koşacaktır diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. As-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti. Oruç bir. Bir de Kur'an-ı Kerim ahirette. İkisi şefaatçi olarak geleceklerdir. Oruç diyecek ya, ey Rabbim
Ben bunu yemekten, içmekten ve şehevi duygularını icra etmekten engelledim. Ne olursun bana buna şefaat hakkını ver. Kur'an-ı Kerim diyecek ki, Allah'ım ben bunu gecenin derin saatlerinde uykudan uyandırdım, uyumasını engelledim. Bana buna şefaat etme hakkını ver diyecek. Ve Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, hem Kur'an-ı Kerim hem de oruç Allah Celle ve Ala Hazretleri tarafından sahiplerine şefaatçi kılınacaklardır. Görüldüğü üzere kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim okumanın bereketi hem dünyada hem ahirette okuyan ve ilgilenen insanlar üzerinde cari olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinin 30. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şikayeti var kıymetli dostlar. Nedir? Furkan Suresi ayet 30. Estaizu billahi. Ve kâler rasûlu. Peygamber dedi ki diyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, ey benim Rabbim. İnne kavmi, benim kavmim. İttehadu hâzel Kur'âne mehcûrâ. Bu Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i terk ettiğine dair Allah'a bir şikayeti var. Bu şikayeti Allah Celle Celaluhu Furkan Suresinin 30. ayeti kerimesinde ayet olarak ne yapmıştır? Önümüze koymuştur. Her Kur'an-ı Kerim'i karıştırdığımızda, Furkan Suresine baktığımızda bu şikayeti görmüş oluyoruz. Kardeşim, eğer sen ben Kur'an-ı Kerim'le ilgilenmiyorsak, televizyon her gün çalışır, internet her saat çalışır, efendim çalışmadığı gün yok, saat yok ama Kur'an-ı Kerim çalışmazsa Kur'an-ı Kerim terk edilmiş olmaz mı? Benim kavmim Kur'an'ı terk etti denen insanlar arasında biz de maalesef yerimizi almış olmayız mı? O şikayet edilenler arasına girmiş olmayız mı? Bunu gözden geçirmek lazım. Kur'an-ı Kerim okumanın bereket olduğunu çok iyi bilmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nevviru buyuteküm bis salati ve tilavetil Kur'an. Evlerinizi bereketlendirin, evlerinizi nurlandırın. Kur'an-ı Kerim okumakla ve namaz kılmakla diyor. Evlerin bereketi, evlerin nuru namaz ve Kur'an'dır. İş yerlerin nuru ve bereketi de namaz ve Kur'an'dır. İş yerimizde okuyorsak iş yerimize, bahçemizde okuyorsak bahçemizde, evimizde okuyorsak evimizde Rabbimizin rahmetini, bereketini bulabiliriz. Kıymetli dostlar, bereketi celbeden sebeplerden birisi takva idi. Birisi neydi? Kur'an-ı Kerim okumaktı. Bir başkası da kıymetli dostlar, as-sıdku fil bey'i ve şira. Yaptığımız alışverişte dürüst olmak. Yapılan alışverişte bir insan dürüst olursa, o dürüstlükle az bile kazansa bereketli bir kazanç olur. Bu binanın içinde bulunduğumuz bu akademi binasının temelleri atılacağı zaman 16 metre kuyu temel kazılmıştı. Kuyu temeli kazanlar orada çalışırken ben de bakıyordum manzaralarını görmemişim daha önce. 16 metre yerin dibine doğru. Kendi kendime dedim ki bunların kazancı kadar bereketli kazanç yoktur. En bereketli kazanç bunların kazancıdır dedim. İçimden öyle dedim. Çünkü çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sonra baktım ki daha ay başı gelmeden avans istiyorlar. Yani haklarından ziyade avans istiyorlar. İşte şu lazım, bu lazım, avans istiyorlar. Paraları yetmiyor kendilerine. Kafamda oluşan felsefeyle onların efendim bu pratik hayattaki manzaraları birbirine uymayınca böyle bir soru işareti kaldı kafamda. Bir gün yağmur yağmaya başladı. Açık alanda da çimento torbaları var. O kuyuda çalışan insanlar çıktılar. O torbalara hiç bakmadan yağmur altına bırakarak kendileri gittiler. Efendim dinleneceği yere. Tamam dedim Allah'ım, çözdüm meseleyi. Yani 16 metre derinliğe inip kazmak yetmiyor. Bir de insan dürüst olması lazım. Ekmeğini yediği o iş yerinin
efendim malını çarçur etmenin, heder etmenin bir vebal olduğunu, kendi kazancını bereketsiz hale getireceğini bilmesi lazım. Şimdi kıymetli dostlar, iş veren insan, iş yapan insan için büyük bir berekettir. Ama iş veren de, iş yapanı da bereket olarak görmesi lazım. Yani çalışan demesi lazım ki bu patron benim için berekettir. İyi ki Allah Celle Celaluhu böyle bir iş bana nasip etti, bir patron nasip etti. Onun malına sahip çıkmalıdır. Kendi ekmeğini yediği yer orası. Ama bir patron da demesi lazım ki bu işçiler olmasa ben bu işi, burayı nasıl yürüteceğim? Bunlar da benim için bir berekettir. O ona bereket gözüyle, o da ona bereket gözüyle bakarsa hem işverenin kazancında bereket olur, hem de çalışanın kazancında bereket olur. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el beyyani bil hıyari ma lem yeteferraka. Alışveriş yapan insanlar alışveriş yapmışlar ama bir meclisten henüz ayrılmadılar. Yani alışveriş yaptıkları konu etrafında müzakere devam ederken muhayyerdirler. Yani birisi ben vazgeçtim diyebilir, o mecliste diyebilir, daha sonra değil. فَاِنْ صَدَكَا وَبَيَّنَا. Eğer alışveriş yapan kişiler birbirine dürüst davranmışlarsa, her şeyi olduğu gibi söylemişlerse, bir şeyleri saklamayıp hilaf-ı hakikat beyanda bulunmamışlarsa, بُورِكَ لَهُمَا ف۪ي بَيْعِهِمَا. Allah her ikisinin beyinde, alışverişine de bereket verir. Neye bağlı bu? Dürüstlüğe bağlıdır. وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا. Eğer yalan girerse işin içerisine, bir takım kusurları saklamak girerse, ben kazanayım, bu açık tarafı görmesin, ayıbına muttali olmasın diye bir takım şeyleri gizleme, yalan beyan girerse işin içerisine, muhikat bereketü bey'ihime, alışverişlerin bereketi kalmaz, bereketleri yok olup silinip gider diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte. Önemli olan cebe giren değil, önemli olan cepte kasada kalabilendir. Daha önce esprili bir şekilde muhtelif vaazlarımda söylediğim gibi, bizim oflulardan bir tanesi demiş ki, tefterübe bagayru, hecce gitmem lazım, zekat vermem lazım. Çebume bagayru, zekat almam lazım. Tefterine bagay, kirdi çıktı çok. Ama çebine bagay, bir şey yok. Zekat alması lazım. Peki bu nasıl bir şey? Defterime bakıyorum, hacca gitmem lazım, zekat vermem lazım. Cebime bakıyorum, zekat almam lazım. Buna ne derler? Tek kelimeyle bereketsizlik derler. Mesele, cebime biraz daha fazla para soktuysam, şampiyonum, çok başarılı bir ticaret yaptım dersek kendi kendimizi aldatırız. Kendi kendimizi aldatırız. Bereketli bir kazanç olabilmesi için mutlaka dürüstlük ilkesini ihmal etmemek lazım. Kıymetli dostlar, üç grup insan vardır ki Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde onlara muhatap alıp konuşmayacak. Onlara rahmet nazarıyla bakmayacak, onları tezkiye etmeyecek, temize çıkarmayacak. Ve onlar için korkunç bir azap vardır, dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya kadar olan bölümünü duyan Ebu Zer Hazretleri, ya Resulallah, bunlar yandılar, perişan oldular, kül oldular desene, Allah onlarla konuşmayacak, rahmet nazarıyla bakmayacak ve onları tezkiye etmeyecek. Bu insanların nesi kaldı ki perişan oldular? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç insan kibriyle, gururuyla sokaklarda etrafa dolaşan insandır. Bir. İkincisi, yaptığı iyilikleri durmadan başa vurandır. Üçüncüsü de satacağı malı yalan söyleyerek, yalan yemin yaparak
kalitesizi kaliteli göstermek veya orta kaliteyi A kalite gösterme mücadelesi vererek, yani aldatarak, yemin yaparak, yalan söyleyerek ticaret yapan kişi var ya, işte yarın Allah Celle Celaluhu bununla konuşmayacak. Muhatap almıyorum seni diyecek ve ona rahmet nazarıyla bakmayacak. Ayrıca onu tezkiye etmeyecek. Peki değdi mi diye sorarsanız asla değmemiştir. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. اَتَّاجِرُ الصَّدُوكُ الْاَم۪ينُ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَى Ticarette dürüstlük, doğru beyan, aldatmamak ticareti bereketlendirirdi demiştik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten dürüst olan tacir, emin ve güvenilir olan tacir, yarın ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşr olacaktır buyuruyor. Kıymetli dostlar, ticarette dürüstlük ilkesi, yalan söylememek, yalan beyanda bulunmamak ve karşı tarafı aldatmamak, var olan bir ayıbı gizlememek, ticarette ister alıcı ol, ister satıcı ol, bereketi celbeder. Hilafına davranmak ise bereketi yok eder. 10 senedir çalışıyorum, 20 senedir çalışıyorum, cebim boş. Cep boş olur işte. O cebin dolması için berekete ihtiyaç vardır. O bereketi yok eden sebeplere iyi bakmak lazım. Kıymetli dostlar, kazancı bereketli hale getiren sebeplerden birisi takva idi. Birisi Kur'an okumaktı. Birisi de ticarette dürüst olup yalan söylememekti. Bir dördüncüsü de eğer bir ortaklık akdiyle yapılan bir ticaret ise ortakların birbirlerine kuyu kazmaması, birbirlerinin menfaatlerini gerçekten kendi menfaati gibi gözetmesi, birbirlerine hıyanetlik yapmamaları. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah şöyle buyurdu. Ben ortaklık yapan iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlar birbirine hıyanetlik yapmadıkça. Eğer onlar birbirlerine hıyanetlik yaparlarsa ben aralarından çıkarım diyor. Şimdi iki ortağın üçüncüsü Allah'tır demek, haşa, Allah ortaklık kabul etmez ki. Yani o iki ortağın kazancına bereketi yağdırırım demektir. Onların kazancını bereketli kılarım demektir. Ne zaman? Birbirlerine dürüst davrandıkça. Eğer ortaklardan birisi öbürüne dürüst davranmazsa Mevla buyurur ki ben çıkarım aradan, yani ben bereketimi kaldırırım onların arasından, üzerinden bereketimi kaldırırım. Yedullahi aleşşerikeyni ma lem yekun ahaduhuma sahibehu fe izâ khâne ahaduhuma sahibehu rafa'aha anhuma. Allah'ın rahmeti, bereketi ortaklar üzerinedir. Birbirlerine hıyanetlik yapmadıkça, eğer birbirlerine hıyanetlik yaparlarsa Allah rahmet elini, bereket elini onların üzerinden çekmiş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir başka hadisi şeriflerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz Allahu fi avni'l abdi ma kana'l abdu fi avni ahi. Yani kul kardeşine yardım ettikçe Allah da o kula yardım eder. Bir ortak bir ortağın menfaatlerini gözetirse Allah Celle ve Ala Hazretleri de ne yapmış olur? O ortağının menfaatlerini gözeten insanın o dürüst bakışı sebebiyle her ikisinin menfaatlerini, bereketini artırmış olur. Demek ki ticarette bir dürüst olmak lazım. Bir de ortaklık akdinde ortaklar arasında birbirine karşı güvenilir ve dürüst olmak da vardır.
Beşinci olarak bereketi celbeden sebeplerden birisi de fisku fucurdan uzaklaşmaktır. Fisku fucur. Fasıklık diyelim biz buna, fasıklık. Fasıklık nedir kıymetli dostlar? İki türlü fasıklık vardır. Birisi, insanı dinden, imandan uzaklaştıran bir fasıklıktır. Allah muhafaza buyursun. Bu insan ebediyen Allah düşmanı olarak efendim cehennemin dibine sokar. Bir fasıklık var ki o insanı ebediyen insanı cehenneme sokmaz. Ancak Mevla ile arasını açar. Haramlar ve diğer günahlar gibi. Bunların her ikisi de, yani fıskın en büyüğü de, diğer kısmı da berekete engel teşkil ederler. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmak bereketi celbeder. Yani fıskın her ikisinden uzaklaşmak bereketi efendim celbeder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bizlere haramlardan ve günahlardan uzaklaşmadığımız takdirde, haram lokma ile bedenimizi beslediğimiz, elbisemizi giydiğimiz takdirde Allah'a yaptığımız yalvarışların bile kale alınmadığını beyan ediyor. Sizden biriniz yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyip Allah'a yalvarır durur. Nasıl duası kabul edilsin ki? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Yani bir insan fisku fucur ile efendim kazancını harama bulaştırmak suretiyle fasıklığa girdiği takdirde o insan bana dua edin, duanızı kabul edeyim dediği halde Allah Celle Celaluhu bu harama bulaşmış olan insanın duasını nasıl kabul etsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Ya Rabbi dediğinde kullandığın dilin haram lokma ile beslenmiş, çevirdiğin göklere doğru çevirdiğin, bereket dolsun diye çevirdiğin ellerin haramla beslenmiş, çıkan nefesinin enerjisi haramla beslenmiş, giydiğin elbise haramla, kısacası فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ nasıl duası kabul edilir? Kıymetli dostlar, bu konuda bir hadis-i şerif daha, bir madde daha okuyarak inşallah dersimizin bu noktasını burada bırakmış olalım. Bıraktığımız yerden nasip olursa bir sonraki dersimizde devam ederiz. Kıymetli dostlar, kazancımıza bereketi celbeden, hayatımıza, ömrümüze, tavır ve davranışlarımıza, çalışmalarımızın tamamına, evimiz, işimiz, ömrümüz, hayatımız, kazancımız, harcamamız, aile hayatımız ve çocuklarımız, dünyada sahip olduğumuz bütün değerlerin bereketli olmasına sebep olan en önemli faktörlerden birisi de İslam dinini severek, özümseyerek hayatımıza tatbik etmektir. Nereden biliyoruz bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ Bir insan Müslüman olur da Müslümanlığını güzel yaparsa, Müslümanlığı güzel, kaliteli olursa, bu önemli bir kayıttır yani. Elhamdülillah Müslümanım demekle insan güzel bir Müslüman olmaz. Ahlakıyla, tavır ve davranışlarıyla, ibadet hassasiyetleriyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, kazanmasıyla, harcamasıyla, her şeyle İslam olacak. Evet, bir insan Müslüman olursa ve Müslüman olduktan sonra da İslam'ını güzelleştirir, olgun, dolgun, örnek bir Müslüman olursa, Allah Celle Celaluhu onun yapmış olduğu hataların tamamını siler. Ve daha sonra Allah Celle Celaluhu ona yaptığı her iyiliğin karşılığında en az 10 tane iyilik yapmış gibi sevap verir. Bakın daha önce, İslam'dan önce bir fakire yardım etseydi, fakire yardım etmiş olurdu. Ama şimdi yardım ettiğinde İslam olduktan sonra bir fakire bir yardım etti sayılmıyor. En az 10
yardım yaptı sayılıyor. Bu ne oluyor? İnsanın amelleri bereketleniyor. Bir yapıyorsun, 10 alıyorsun. Bunun adına bereket denir. İlâ seb'i mi'eti da'fin, 10 tabandır, tavan değildir. Bir müminin yapmış olduğu imanı yanında, İslam'ı yanında güzel bir örnekliği de varsa, bu insanın yaptığı ameller yerine göre en azı 10'dur, 700'e kadar çıkar bu. Hatta 700'den sonrası da var. Niye 700 dedik? Çünkü Allah Celle ve Ala Hazretleri, Allah yolunda infak eden insanların misali, bir buğday tanesi düşünün ki toprağa atıyorsunuz, 7 tane başak çıkarıyor. Her başakta da 100'er tane vardır. Allah yolunda harcama yapan insanların misali buna benzer diyor Bakara suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu. Demek ki Allah için yapılan bir tasaddukun nereye kadar çıktığını anlatıyor? 700'e kadar çıktığını anlatıyor. Taban nedir? 10'dur. Tavan nedir? 700'dür. 700 son tavan mıdır? Değildir. Vallahu yudaifu limen yeşa. Cenab-ı Hak dilediğine daha kat kat fazlasını da verir. Bulunduğu şartlara göre, ahval ve vaziyete göre bunu daha da artırır buyuruyor. Bununla beraber neyi görmüş olduk kıymetli dostlar? Güzel bir İslam, güzel bir Müslümanlığın bizim ömrümüzü nasıl bereketlendirdiğini görmüş oluyoruz. Şöyle noktalayayım isterseniz. Şimdi kıymetli dostlar, burada hep beraberiz. Muhtelif yaşlara sahibiz. Yarın ahirette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin huzuruna vardığımız zaman bazı insanlar bizden önce 500 sene yaşamışlar, 1000 sene yaşamışlar. Bazı insanların 1000 senede yapamadığını efendim 10 senede yapan çıkacaktır. Biri adamın 500 senede ulaşamadığı cennetteki köşklere bir başkası 50 senede ulaşmış olacak. Bu nedir? Demek ki bir adam 50 senenin içerisinde öbür adamın 500 senenin içerisinde sığdıramadığı iyilikleri ve kazançları sığdırmış demektir. Bunun adına bereketlenir mi? Nasıl ki dünyada bir yerden, köşeden, kenardan işte parayımı değerlendireyim diye bir arsa alırsınız. Efendim 3 kuruş, 5 kuruş bir işe yaramaz. Öyle kenarda bir tarla alırsınız. Gel zaman, git zaman bir de bakarsın ki orası oldu şehrin ortası. 10 tane daire, 20 tane daire veriyorlar size. Siz nazlanıyorsunuz. Bunu siz mi yaptınız? Bu ayarı siz mi çektiniz? Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Peki o zaman buna ne derler? Buna bereket derler. Bunun adı nedir? Berekettir. Bu bereket pazarda satılmaz, fabrikalarda üretilmez, marketlerde satılmaz. Dolayısıyla bunu Allah verir Celle Celaluhu. Ne ile verir? Biraz önce efendim birçok maddelerini okuduğumuz bu meselelerin her birisi rızkımızı, rızkımızdaki bereketi, ömrümüzdeki bereketi, hayatımızdaki bereketi, yuvamızdaki bereketi artırır. Kıymetli dostlar, evlendiğimiz günden bugüne kadar evlenen kardeşlerimiz için söylüyorum. Öyle mutlu günlerimiz geçmiştir ki ah neydi o günler dediğimiz günler olmuştur. İşte onlar bizim hayatımızın bereketli günleriydi. Efendim bir de tam tersi günler geçmiştir. Huzursuz, mutsuz, bir daha yaşamak istemediğimiz manzaralar gelip geçmiştir. Onun için ömrümüzün, kazancımızın, yuvamızın, hayatımızın, mematımızın, dünyamızın ve ahiretimizin bereketli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Bıraktığımız yerden nasip olursa bir sonraki dersimizde yine bereketi celbedecek konularla ilgili devam etmiş olacağız. Rabbim kazancımıza bereket versin, ömrümüze bereket versin, yuvamıza bereket versin, dünyamızı, ahiretimizi bereketle eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasından ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla bu hizmetleri ayakta tutan, ben de varım diyen kardeşlerimizin, ahirete göçenlerinin ruhları için
hayatta olanların da geçmişlerinin ruhları için her birimizin hayırların, fethi, şerlerin def-u, raf-u, izalesi için Allah rızası için El-Fatiha.